Heh. Beni de bak kesmeyin. Keserse öğretmeni sen atanacaksın işte yakında. Atanacağım öyle mi? Şuna bak giydiğine yani. Ne diyor? 25 milyon yavrum Allah. Çekil şuradan. Allah. Vallahi çok güzel. Ha. Millet arsız, pirsiz. Analıyız vatandaşız. Zonguldak'ın utanın ya. Bak bu iftiralar bir gün ayağınıza dolanıyor. Abi sorgulayan yaşlı. Şimdi az önceki adama kadın geliyor diyor ki. Çok basit bir şey söylüyor aslında. Diyor ki siz diyor sevgililer gününde evde misiniz, dışarıda mısınız, sevdiğinize ne alacaksınız diyor. Değil mi? Çok basit bir şey. Adam oradan yola çıkarak diyor ki sen diyor bana zorla diyor Amerika'nın geleneği olan sevgililer gününü dayatıp zorla diyor bana hediye aldırtmaya çalışacaksın diyor. Ben diyor bunu kabul etmiyorum. Bir de bizim yaşlıya gelelim. Buyurun. Ekonomiyi soruyoruz. Vatandaşın ekonomisi nasıl? Vallahi ekonomi dört dörtlük. Ne teyzeciğim? Sen hangi kanalsın? Biz internet kanalıyız. Vatandaşın sesi. Ekonomiyi oğlum, soruyoruz. Oğlum kaydırıp bak bir şey yapman da. Vatandaşın ekonomisi nasıl diyoruz? Vallahi çok güzel. Millet arsız pirsiz. Çok alalım, çok yiyelim, çok gezelim diyorlar. Herkesin elinde son model telefon. En birinci zigaraları, en birinci içkileri içiyorlar kuzum. Evet. Anladın mı dediğim? En güzel evlerde oturuyorlar. Adam kapıcılık yapıyorum. Elimde yok diye adamın 4-5 tane dairesi var bebeğim. Anladın mı? Nankörlük yapıyorlar, pislik yapıyorlar. Devlete, millete baş kaldırıyorlar kuzum. Kesin mi böyle, hepsi mi böyle? Hepsi böyle yavrum. Şu zengin daha çok zengin olayım diyor. Fakirin varsa bile fakir de diyor ki benim 10 tane olsun. Geçen bir bina süpürüyor biri. Yozgatlıymış kuzum. Emekliymiş. 5 tane bina süpürüyorum diyor. 6 tane dairem var diyor. Anladın mı dediğimi? Evet. Bu ne böyle oğlum? Eskiden ne güzel biz köylüydük kuzum. Tarladan gelirdi birisi. Tarladan ekerdik kuzum. Güzel bir senelik öteberimizi alırdık kuzum. Giyerdik. Güzel depolardık, yerdik. Bunlar diyorlar ki ilden gelsin, silden gelsin. Hem belediyeyi yiyorlar kuzum. Hem Ankara Büyükşehir'i yiyorlar. Hem normal ilçelerindeki belediyeleri yiyorlar kuzum. Daha da zengin olalım diyorlar bebeğim. Teyzeciğim insanlar geçinemiyoruz yalan diyorlar. Yalan atıyorlar yavrum Allah. Çekil şuradan. O diyen. Çekil. Çekil. Teyze çok sert. Sert. Teyzeyi kudurtmayın. En kötüsünün 3 tane arabası var. Evet. Şu eskiden biz ayakkabı bulamazdık ayakkabı. Ben 2000'de evlendim. Buzdolabına çamaşır makinesini alamadım. Anladın şimdi mı? Durumlar nasıl? Şimdi çok güzel. Adamın 3-4 tane televizyonu var. En birinci bilgisayar var. 10 milyarlık telefonu var. Sizde durumlar nasıl? Benim kuzum Allah'a binler şükür olsun. Ben de iyiyim. Kendime göreyim. Allah'a şükürler olsun. Oğlum eskiden yaşlıya kim para veriyordu? Kim para veriyordu kuzum? Bakıcı. Şimdi bakıyoruz diye yaşlıya bir para alıyorlar kuzum. Geziyoruz diye bir para alıyorlar kuzum. Sakatız diye bir para alıyorlar bebeğim. Millet dövüşme hükmünde, şey atma hükmünde, kötülük yapma hükmünde. Anladın? Ama bu da giderse bir daha elimize bir dene geçmez. Yemin ederim bir tane gerilik ayakkabımız olurdu kuzum. Onu da kenara koyduk bebeğim, onu giyerdik. Ben 2000'de evlendim, yemin ederim bir buzdolabına bir çamaşır makinesini almadıysam bir de oturma grubunu. O kadar ayı nasıl zor aldım. Gitmeyin ya. Ahmet ekonomiyi sormuştuk biz. Kızın suratındaki belirgin şaşkınlık ifadesi. Vatandaşlar. Ekonomi berbat. İşte ben üniversite mezunuyum. Beni de bak kesmeyin. Kesersen. Öğretmeni sen atanacaksın işte yakında. Atanacağım öyle mi? Tabii. Hangi bir öğretmen atanmış? Nerede göstersene atanacak yavaş bir. Yavaş yavrum. Göstersene bana bir. Bebeğim beni kesme Zere. Bak sen de herkese atanacaksın. Ben ekonomi finans. Bak beni kesersen. Kesmeyeceğiz teyzeciğim. Ben ekonomi finans mezunuyum. Git kardeşim bunlar hep yalan ya. İnşallah bu devlet gelir başkası gelir rezil olurlar. İnşallah dilerim Allah'tan. Ben yaşadım 52 yaşındayım. Ben bunlar gibi görmedim ya. Adam uzayla mı uğraşsın? Adam gavurla mı uğraşsın? Adam içine mi uğraşsın? Adam dışına mı uğraşsın? Adam şehitlerimizin. Bu ne ya? İşsiz işsiz. La kardeşim ayakkabı bulamazdık ya. Ayakkabı bulamazdık ya ayağımız ayakkabı. Onları, şuna bak şey giydiğine yani. Neyi bak işte. Şunların giydiklerine bak ya. 30 yaşında. Oğlum inkar sus. İnkar gelmesinler bak. İnkar gelmesinler. Aşağılamak değil şu an ülkenin ay. Durumunun farkındasınız farkında değil mi? Esnaf kan ağlıyor ya şu an. Ağlıyor da ne yumurta 20 yumurta 25 milyara veriyor. Ben 25 milyona. Cahillerle. He sen okumuşsun da kültürlüsün. Ay, senin eline devlet gelse sen adamı ifraz ettirin. Şuna bak okumuş da bana cahil diyor duydun mu? Tamam. Okumuş bak. Okumuş insan okumayana cahil diyebilir yani. Cehaletin tanımı bu zaten. Bak bana cahil diyor kaç yaşındayım. Ben sakinim benim konuşuş halim. Allah'tan diliyorum böyle azgınları Allah islah etsin. İslah etsin. İslah olmazsa inşallah başlarına bir bela versin. Azgın dedi kıza durduk yere.
Tenis istiyor dedi kıza. Hadi. Tamam, bırakın şunu. Aa, nasıl bana terbiyesiz diyorsun diyor. Azgın dedikten sonra. Ne güzel okumuşsun ya. Dur başında devam var. Berbat. İşte değil. Ben üniversite mezunuyum. Beni de bak kesmeyin. Keserseniz. Ya öğretmeni sen atanacaksın işte yakında. Atanacağım öyle mi? Tabii. Hangi bir öğretmen atanmış? Nerede göstersene bana. Atanacak yavaş yavaş yavrum. Göstersene bana bir. Bebeğim beni kesme direkt. Onun şuna bak şey giydiğine yani. Neyi bak işte. Şunların giydiklerine bak ya. 30 yaşında. Oğlum inkar sus. İnkar gelmesinler bak. Ülkenin durumunun farkındasınız değil mi? Esnaf kan ağlıyor ya şu an. Ağlıyor da ne yumurta 20'ye yumurtayı 25 milyara veriyor. Ben 25 milyona. He sen okumuşsun da kültürlüsün. Senin eline devlet gelse sen adamı infaz ettirin. Şuna bak okumuş da bana cahil diyor duydun mu? Yalan atıyorlar yavrum Allah. Çekil şuradan. Allah'tan korkun kuldan utanın ya. Bak bu iftiralar bir gün ayağınıza dolanır. Abi ekonomiyi sor. Kız haklı bu arada teyze cahil. Yaşı büyük diye de hürmet gösteremem. Videonun devamı var. Ben bugün bu videoyla Twitter'da karşılaştım. Şey diyor teyze. Nerede diyor çıkacak diyor. Hangi kanala çıkacak diyor. Çocuk diyor ki biz diyor YouTube'da. Yotur ben bilmem diyor ya. Ben diyor bilmiyorum onu. Yotur sen beni kesme diyor. Bu videoyu kesmeden koy diyor. Yotur ben bilmem diyor Yotur. Ben diyor bilmiyorum. Teyze cahil yani 2021'de YouTube bilmeyen insan cahildir. Şimdi bana diyor şey diyen tipler çıkacak. Cahreyn yaşından ötürü hürmet et. Onun başka bildiği şeyler var. Bana ne abi başka bildiği şeylerden? Bana ne abi? Beni ilgilendirmiyor. 2021'de YouTube'un ne olduğunu bilmeyen insan okur yazar olmayı geçtim. Dijital okur yazar olmayan insan cahildir. Bu kadar. Bu kadar. Benim babam bu teyzeden yaşlı. Benim babam telefondan borsa senedi satın alıp satan adam yani. Anladın? Neden? Çünkü cahil değil. Alıyor. Borsa senedi alıyor satıyor. Döviz al sat yapıyor. İBAN'ı kopyala yapıştır yaparak İBAN atıyor bana. Kopyala yapıştır lan. Bir boomer problemidir kopyala yapıştır. Kopyala yapıştır lan bana İBAN atıyor. Resmini çekip göndermiyor. Bu bir boomer problemidir. Hem de bunları konuşurken yapıyor. Yani telefondayken telefonu eline alıyor, aparlöre. Kaydır veriyor, öbür epe geçip oradan... Ya siz... Bu kadın cahil, kusura bakmayın ya. Yapacak bir şey yok. Hiç yapacak bir şey yok. Yapacak hiçbir şey yok. Gerçekler. Saatler olsun, ban affı gelir mi? Liman çocuğuyum ben de, komşu sayılırız. Gel sarıların sülo bir gün Alfred'i gezdirirken canlı ban açalım. Ne bileyim amına koyayım. Ziyahan, Gneid ve Saint Ken hoş geldiniz abi. Ekonominin iyi olduğunu belirtmek için yumurta fiyatının yüksek olduğunu, alım gücünün düşük olduğunu söylüyor Omega Lul. Evet aynen öyle. Hüso 55. ay mübarek olsun. Hayır teyzenin şeyden haberi yok. Sanayi devrimi sırasında bunlar uyumuş. Anladın mı? Sanayi devrimi oldu. Bunların hala bak 2021'e geldik hala haberleri yok ha sanayi devrimi olduğundan. Globalleşen dünyadan haberleri yok ha. Çin'de sweatshoplarda yapılan ufacık çiplerin yarın böyle bir gün içerisinde 6-7 saat içerisinde buraya uçakla getirtilip de Türkiye'de üretilen beyaz eşyanın içine takıldığından haberi yok bunların yani. Ve çipin tanesine 60 sent ödediğimizi falan bilmiyorlar. Yani böyle bir global dünyada yaşamızda falan. Kadın zannediyor ki hala. Kendi ördüğü şeyi giymeyen insanlar zengindir zannediyor 2021'de. Diyor ki ben diyor şunun giydiğine bak. Makineden çıkışa giyiyor ya. Nasıl giyiyor ya bunu? Ben kendi ördüğümü giyiyorum. Şunun giydiğine bak. Ya amına koyayım 2021'de yaşıyoruz aga yani. İpek yolundan gelen yeni yünleri mi bekleyeceğiz abi yani. Pembe yün gelmiş hanımlar toplanın. Nerede yaşıyoruz aga yani salak. Yani ben onu... Kendi diktiğin şey bu arada Bangladeş'te sweatshop'ta üretilen herhangi bir şeyden daha pahalı şu anda. Sen niye kendin dikiyorsun ki? Yani kafalar kalmış geçmiş yüzyılda.
gelmiş burada üniversite bitirmiş kıza böyle caldırıyor. Arkadaşlar vallahi bak benim nesilde de bazı sıkıntılı insanlar var. Sinirim bozuldu. Benim nesilde tamamen öldüğü zaman rahatlayabilirsiniz biraz. Ben öyle görüyorum. Ya bu nesil gidecek. Boomer'lar gidecek. X'ler Y'ler gidecek. O zaman rahatlarsınız gibi. Yani bir 50 yılınız var gibi ya. Vallahi 40-50 yılınız var. Benim nesilde de var çünkü gerizekalılar. Bugün mesela hastanede yatak olmadığı için hayatını kaybeden, yatarak tedavi görmediği için hayatını kaybeden bir kızı paylaştım Twitter'da. Benim yaşlarımda birisi gelip şey yazdı. Herkes bir gün ölecek. Sen diyor Allah'ın alacağı cana sen mi karar veriyorsun diyor. Abi yani herif default olarak herkesin Müslüman olduğuna karar veriyor zaten kendi kendine. Yaşam stiline bak ya. Diyor ki yani ben buna inanıyorum, doğrusu bu diyor. Hani sen bu dünyadan keyif almak isteyen inançsız birisi olabilirsin falan, bunlar gelmiyor aklına. Ben diyor herkes Müslüman diyor. Sen Müslümansın diyor. Ölen kız Müslüman diyor. Öldü Allah'ın yanında. Bu kadar, bitti. 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 Bir kere Müslümanlıkta kadar böyle bir şey değil diye anlatmaya başlayacağım ben şimdi. Anlatacağım. Okuduk çünkü kitabı. Okudum. Ya bunu da söylüyorum, bana şey YouTube yorumlarında görüyorum şey yazıyorlar. Boş yapmış, ne olmuş Kur'an-ı Kerim'i okuduysa. Nasıl abi? Nasıl yani? Nasıl ya? YouTube yorumundaki piç kuruları, buradan size tekrardan selam olsun. Çok gerizekalısınız yani, diyecek hiçbir şey yok. Şu, o kadar salaklar ki. Gidiyor orada işte nüfuzlu bir tane hacıdan hocadan duyduğu kulaktan dolma bilgilerle gitmiş oraya bir şeyler yazmış. Tamam mı? Kalkıyor benim Kur'an-ı Kerim'den yaptığım alıntıyı eleştiriyor. Adam Allah'ı eleştiriyor. Bak bak, seviyeye bak. Allah aşkına ya, vallahi billahi sıfır abartı. Allah'ı eleştiriyor adam ya. Kur'an-ı Kerim'den yaptığım eleştiri. Vallahi yani. Allah Allah diyor. Kur'an-ı Kerim'de böyle mi yazıyor? Tefsir okuman önemli abi. Arkadaşlar. Tefsir okumak önemli. Ama şunu da unutmayın. Bunların hepsi aynı zamanda bir yorumdur. Safi çeviri okuyabilirsiniz. Meal okuyabilirsiniz. Tefsir okuyabilirsiniz. İnanın bana, ben hepsini yaptım. Gülüyorum ya. Bazı şeylere çok gülüyorum yani. Ben aşırı gülüyorum. Ben çok komik geliyor. Yani alt tarafı okuyacaksın yani. Çok zor bir şey değil bence. Bugün şeyi gördüm. Üniversitelerde artık cami olacak. Eskiden camiler yoktu. Ulan Müslümanlığın camiyle ne alakası var? Ne alakası olabilir camiyle Müslümanlığın ya? Ben Almanya'da okudum. 7/24 açık kütüphaneler vardı. Sabahlardık kütüphanede, ders çalışırken sabahlardık. Müslüman olanlar Haliflex'in önünde, üstünde namaz kılarlardı. Kıbleye dönerlerdi. Namaz kılarlardı. Yani namaz kılman için ne camiye ihtiyacın var, ne hocaya, ne imama, hiçbir şeye ihtiyacın yok. Seninle Allah arasında bir şeydir. Yani bu kadar basittir. Abi bu linki atabilmek için dur bakayım. Ladies and gentlemen. İyi bok yedim. Ben İbrahim Tatlıses'in iyisini bu yayında açmam bu arada. Hayatta açmam. Nefret ediyorum. Suratını gördüğümde midem bulanıyor. İğrenç. Hala televizyonlarda falan nasıl işi var bu adamın, onu da anlamıyorum. Anlam veremiyorum yani. İğrenç. Atatürk'le... Yani adam canlı yayında kadın dövdü. Sevgililerinin topuklarına sıktı. Bilmem ne bilmem ne. Yani bitmez. Benim çocukluğumda her hafta sonu İbrahim Tatlıses'in kimi dövdüğünü öğrenirdik. Yok Asena'ya bilmem neler yaptı. Yıldız Tilbe hikayeleri falan filan. Nasıl hala televizyonlarda, nasıl barınabiliyor? Nasıl hala Türk halkı açıp izleyebiliyor? Ben anlamıyorum. İzleyenin de midesinden şüphe ederim. Ederim yani.
Azıcık insan olun. Mein Lieber, das ist ein unfairer Vergleich. Die Deutschen werden gesellschaftlich dabei unterstützt, sich frei zu äußern und kritisch zu denken. Und in der Türkei ist es nicht so, natürlich nicht, aber ich glaube nicht, dass das ein unfairer Vergleich ist. Günün sonunda insan kendisi başladık, Alfred başladı. İnsan kendisi karar verir abi, kritik düşünüp düşünmeyeceğine. Selamun aleyküm. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çana tıklamayan toptur. Abone olun, sen de abone ol, sen de abone ol, sen de abone ol. Kendinize dikkat ediyorsunuz, öptük sizi. Bay bay. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Şöyle bir reklamda bastım gitmeden önce. Bay bay brolar. Hadi arkadaşlar, çok yoruldum. Allah'a emanet olun, kendinize çok iyi bakın.